Yaşat Bey, biz az öncə ekspertimizlə də danışdıq və turizm sektoruna bu tətbiq olunan sanksiyalar fonunda Rusiyanın atdığı addımlardan sonra turizm sektoruna hansı təsirlər olacaq bu barədə söylədi. Qlobal müstəvidə və Azərbaycan səpkisindən nəzərə alsaq ki, Rusiyalı turistlər həm də ən çox Türkiyəyə üz tuturlar. Bu Türkiyə turizminə necə təsir göstərə bilər? İlkin olaraq istəyərdim bundan danışaq. Evet. Şimdi turizm, Ukrayna ve Rusya toplamda aşağı yukarı 12 milyona yakın turistin ziyaret ettiği bir bölge Türkiye. Özellikle Türkiye'de Akdeniz sahillerinin bulunduğu Antalya, Rus turistlerin uğrak yeri haline geldi. Hatta Antalya'da bir ilçede Rus ve Ukraynalı turistler konut alarak yerleşik vaziyete geçtiler. Hatta oradan gelen bilgilere göre şu an oradaki Ukrayna ve Rus vatandaşlar da kendi içlerinde ciddi bir ayrılığa düşmüş durumdalar. Mevcut savaş durumu her ne kadar onları etkilemese de, müsebbibi veya sonucuyla temas etmemiş olsalar da, Antalya'da da şu an Ukrayna ve Rus noktasında bir ayrım var. Tabii bu işin Türkiye'deki yansıması, işin turizm kısmına gelecek olursak, Türkiye modeli isimli yeni bir ekonomik yaklaşımla Türkiye'yi, Türk lirasını dolar karşısında bir miktar değer kaybettirerek cari fazla verebileceği üretim modeline doğru bir yönelmeye gitmişti. Bu aynı zamanda zaten turizme yönelik yoğun bir talep alan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde turizme olan talebinin daha da fazla artacağı sonucunu beraberinde getirmişti. Lakin Türkiye'ye uğrak bir şekilde gelen Rus turistlerin bu yaşanan ambargolarla birlikte acaba turizm tercihlerini değiştirip değiştirmeyeceği ya da gelebilecek ekonomiye sahip olup olamayacağı birincil konu haline geldi. Az önce bahsettiğim gibi 12 milyona yakın turist Ukrayna ve Rusya'dan geliyor ve bunun kabaca Rus tarafından gelen 8-9 milyon kadar diyelim. Bunun acaba ne kadarı gelecek, tedbiri alındı mı, alınmadı mı, bununla ilgili çözüm üretilecek mi? Biraz şu an beklentiler ön planda. Ambargonun etkisi ne kadar zuhur edecek, bir anlaşma gerçekleşecek mi? Bunun Rus ekonomisine, Rus vatandaşlarına yansıması ne olacak? Bu görülerek hareket edilecek. Ama böyle bir durumda bile Rusya'dan en kötü ihtimalle 2 milyona yakın bir turist gelmesi bekleniyor. Nüfusu itibariyle Rusya için de çok uzak bir rakam değil. Çünkü Türkiye hala dolar bazlı yaklaştığınız zaman çok cazip bir turizm ülkesi. Ve mevcut charter seferler ve hava yollarının Rus hava yollarına kapalı olmaması göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin aslında Rusların gidebileceği pek az rotalardan biri haline geldiği de anlaşılabilir. Türkiye'nin özellikle arabuluculuk noktası ve iki tarafa da belli bir noktada mesafede kalması ve iki tarafla da Rusya ve Ukrayna tarafıyla da ilişkilerini, iletişimini hala devam ettiriyor olması Türkiye'nin aynı zamanda bu turizm yatırımında söz sahibi olacağını şimdiden söylemeyi garanti ediyor. Ama yine de ne kadar kişinin gelip gelmeyeceği hala belirli değil. Rakamlar şu an 2 milyon civarında bir beklenti yönünde. Ama bu neredeyse 10 milyona yakın bir turist kaybı demek ve Türk ekonomisi için de ciddi bir zararı beraberinde getirecektir bu.